Boyun düzleşmelerinin belirtileri normalde şöyle eğri olması gereken, kavisli olması gereken boynumuz böyle olunca nasıl buradan kasıyor? Boyun düzleşmesinde de iki tip belirti olur. Bir tanesi kola vuranlar, bir tanesi de başa vuranlar. Kola vuranda kürek kemiğinde oyulma, omuzdan kola kadar gelen, dirseğe hatta buralara kadar gelen bir ağrı, elde uyuşma, halsizlik, keçelenme, efendim bardak tabak yıkarken düşürme, şunu düğmelemede beceriksizlik, yazı kalitesinde bir takım Allah Allah ben böyle yazım giderek bozuldu gibi sıkıntılar. Şöyle bir gazete okusa yorulur, iki poşet taşısa yorulur gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Halsiz kol, halsiz, güçsüz, iğneli, keçeli, kürek kemiğinde ağrı, ense kökünde ağrı, hatta kimisinin de sırtına kadar bile inen ağrılar olur. Ben derim ki boynumdan, o der ki yok yok ya bir de sırtıma bakalım. Sırtta bir şey olmaz kolay kolay. Boyunun ağrısı da sırtının ortasına, hani hanımlarda sütyen hizasına kadar ki, hemen onun altına kadar ki bölümlere bile vuran böyle bir sırtının ortasında pis bir ağrı yapabilir. Bu sırt, boyun, kürek kemiği ve kolla ilgili. Bir de ense kökünden böyle gelip kaşa göze kadar vuran ağrı, çoğu hastamız migren diye migren polikliniklerine gider. Buradan böyle gelen bir ağrı, burada ateş, kulakta uğultu, hışırtı, vızıltı, gözde sinek uçuyor, iplikler dolaşıyor gibi bir şey. Yol yürürken sarhoş gibi yürüme, sersemlik, sendeleme, bulantı, kusma değil. Sanki midem için bulanıyor gibi damarla ilgili sıkıntılar. Çünkü boynumuzda, şuradaki şeyden göstereyim, bir omurilik, şu sarı sarı sinirlerimiz var. Bir de bakın boyundan geçen şu iki tane damar var. Bu damarlar gerilince başla ilgili sıkıntılar ortaya çıkar. Bu sinirler gerilince, normalde bunun şöyle rahat olması gereken bunu böyle yapınca nasıl kasıyor? Buradaki kasılmalara bağlı bu sinirler, bu damarlar gerilince işte tüm bunlarla ilgili belirtiler kendisini ortaya çıkartır.